Günaydın Matmazel. Günaydın küçük hanım. Dün gece kaçta eve geldiğinizi öğrenebilir miyim acaba? Şimdi zor sordun. Hava daha karanlıktı. Daphne çok rica ediyorum. Zaten başımız belada. Yine mi geldiler? Hayır ama dışarıda gezerken dikkatli ol lütfen. Sen o Ayşegül dediğin kızla tanıştın mı? Tanıştım. Çok tatlı bir kız. Bakıyorum gözünün içi parlıyor teyzeciğim. Kıskanırım bak. Yine mi siz geldiniz? Az çekil bakayım. Ne işiniz var sizin burada? Ah ah. Bak. Sana kaç kere güzellikle söyledik. Ama sen bizi yormaktan başka bir işe yaramıyorsun. Defolun gidin buradan. Küçük hanım. Rica etsem bir susar mısınız? Peki. Ben de polisi ararım o zaman. Daphne. O hisseleri size vermeyeceğim. Hanımefendi, hanımefendi. Yapmayın. Bakın. Burada iki kadın takılıyorsunuz. Maazallah. Biri gece vakti girse, kesse gırtlağını, kimse duymaz. Vallahi yapmayın. Atın şuna imzanızı, siz de kurtulun biz de. Oo. Antika mı bu? Çok rica edeceğim, aile yadigarı. Görünmez kaza işte. Kusura bakmayın. Neyse. Dosyayı bıraktım. Bir incele. Sonra da noterini, avukatını bir ayarla, tamam mı? Ondan sonra da halledelim bu işi. Tamam? Ne güzel kolyeymiş o. O da mı aile yadigarı? Allah, annemden hatıra o. Bırak. Aslan sen bırak. Bu yaptığının bedelini ödeyeceksin. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ya teyze. Kalk gidelim polise, savcıya. Bu adamlar öldürecekler bizi. Gittim gitmedim mi sanıyorsun? Şikayet ettim. Adam ertesi gün gelip gözümün önünde şikayet dilekçesini yırttı. Ne yapacağız o zaman? Ne istiyorlarsa ver bari. Canımızı kurtaralım. Olmaz öyle şey. He, o zaman öldürsünler bizi. Bir sakin ol, tamam. Bulacağız bir çaresini. Teyze. Bence bu adamların patronu kimse. Gidip bulup konuşalım. Gerekirse yalvarırız. Belki bırakırlar peşimizi. Adamlar mafya. Biz de gidip başka bir mafya tutarız o zaman. Bakma öyle. Saçma dönmüştü. Ayşegül merhaba. Merhaba. Dün selam verdin, bugün borçlu çıktın gibi olmasın ama bir şey soracağım sana. Estağfurullah, olur mu, sizi dinliyorum. Benim babanla görüşmem mümkün olabilir mi acaba? Benim babamla, Bahri Umman'la. Evet. Şu adamlar yine geldiler. Biraz tatsızlık oldu. Belki baban tanıyordur, bir konuşur, bir yardımı dokunur diye düşündüm. Eğer gerçekten çaresiz hissetmesem hayatta böyle bir şey yapmam. Emin misiniz siz? Emin değilim ama çaresizim. Ayşegül, ne olur kırma beni. Sadece bir konuşacağım, o kadar. Yani tamam, ben bir sorayım. Gidip görüşürsünüz o zaman, ne yapalım? Teşekkür ederim. Tamam.